Duyduğum her şeyi Sultanımız Alaaddin'e yazıp göndermek için bu oyunu oynadım. Noyan'ı kullandım. Sultanımız Alaaddin devleti için Moğol siyasetini benim gönderdiğim bilgilerle idare etti. Çok kez savaşın eşiğinden döndük. Sultanımızın bilgeliğiyle benim istihbaratım bizi pek çok savaşın eşiğinden döndürdü. Lakin artık bitti. Zalim Ögeday'ın hedefi Anadolu'dur. Onun ordusu eğer buraya ayak basarsa taş üstünde taş, omuz üstünde baş komazlar. Senelerce sizi aramadım, sormadım. Çünkü beni şehit bilmeniz en doğrusuydu. Thank you.
Son bir vazifem kaldı kardeş. O yüzden seni görmek istedim. Devletim için. Senin için hayatım fedadır ağabey. Ey saslan parçası. Eyvallah. Sultan Alaaddin. Moğol ordusunda savaşan Türklerin ordudan çekilmesi için bana vazife vermiştir kardeşim. Nasıl olacak bu iş? Oğuz Kağan'ın mührü. Sultanımız, bu mührün Oğuzlar üzerindeki gücüyle kaybettiğimiz kardeşlik bağlarımızı pekiştireceğini umar. Bunun için ata topraklarına gideceğim. Nasıl bir gücü olacak ki bu mühür? Mühür görünendir kardeşim. Asıl mesele Moğol'a hizmet eden kardeşlerimize kim olduklarını hatırlatmaktır. Onları kölelikten kurtarmak ve Moğol ordusunu bölmektir. Eğer Türkler bu kadar destek vermeselerdi zaten güçlenemezlerdi. Sultan Alaaddin doğru düşünmüş ağabey. Lakin eğer alemi İslam'ı toparlayamazsak, diğer Müslümanlardan yardım alamazsak, Sultan Alaaddin tek başına hiçbir şey yapamaz. İnşallah o günler de gelecektir kardeşim. İnşallah. Emine. İki elin kanda da olsa gel dememin sebebine gelince. Merak ederim. Beni aksakallılarla buluşturmanı isterim. Onlar olmadan bu işin altından kalkamam. Demek Oğuz Kağan'ın mührü sizde. Sungur Tekin'imi anlat. Anlat ki gücüm yerine gelsin. Bozkır'ın güneşi tenini kavurmuş mu? Yüzünde çizgiler var mı? Onu son gördüğümde gencecik bir delikanlıydı. Hadi anlat bana. Nasıl büyümüş? Nasıl böyle yiğit bir adam? Ağzından seninle Süleyman Şah'ımı hiç düşürmedi ana. Kardeşlerini, obasını. Geçen bunca zamana rağmen attığınız her adımı, aldığınız her nefesi bilir ana. Aksakallılar sırrımı nereden bilirsin ağabey? Turnalar uçup haber verdi diyelim. İmdi de bana. Benimle misin?
Her daim yanındayım abi. Anamla Gündoğdu abim de seni göreydi. Eğer ecelim gelmemişse vazifemi tamamladıktan sonra obama döneceğim. Kaybedecek vaktim yoktur. Anamın elinden de, Gündoğdu ağabeyim elinden de öpesin. Kaybedecek vaktim yoktur. O vakit Ahlat'a yola koyulalım. Öğrendiğim gün leşini ulu ruhlara adadım Sungur Tekin. İkinizin leşini de ruhlara vereceğim. Oğuzhan'ın mührü de ödülüm olacak. Stop!
Evladım. Abdurrahman. Evladım. Ya Rabbi. Bana bir kez daha evlat acısı yaşatma. Abdurrahman. Abdurrahman. Aç gözlerini kardeşim. Aç gözlerini. Beyim dur hele, dur. Abdurrahman'ı o halde görünce anladım beyim. Hata ettim. Sana olan öfkeme yenilecek kadar zavallıymışım meğer. Kanım sana helaldir. Senin kanın bu toprağa bile haramdır. Ahval nedir? Yetişemedik beyim. Abdurrahman ölüyor beyim. Kardeş kalk. Abdurrahman. Kardeş. Aç gözlerini. Ah!
Sanki soğuk bir rüzgar bütün vücudumu kapladı. Bunca sene dönecek umuduyla nefes aldım. Şimdi bu umut giderse yaşayacak, nefes alacak gücüm olmaz. Ben bilirim. Onu görememekten korkarım. İki evladımın ardından Allah seni bana bağışladı. Siyasetinle beyliğini, kılıcınla alpliğini, yiğitliğinle de kızımın kalbini kazandın. Eyvallah beyim. Gayrı bugün benim en mutlu günümdür. Aman dilediler beyim. Aman dileyen insan ayağa kalkmaz. Lakin bunlar insan değil. Onları esir edip obaya götürelim. Ola ki lazım olurlar. Kim bilir. Belki bir yiğidimizin hayatını kurtarmaya vesile olacaklar. O it kaçtı mı bey? Kaçtı. Obaya zaferle döneceğiz beyim. Ve bu zafer senindir. Bu zafer hepimizindir kardeşim. Hepimizin. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
altınları getirdin mi? Bayandan bir haber var mı? Yok efendim. Nerede bunlar, neler oluyor? Ta da öğrenelim bakalım ne işler dönüyor. Benden haber bekle. Özkan'ın mührü sana emanet kardeşim. Merak etme Esin abi. Dayan, kurban olayım. Dayan. Anam seni bekler. Selçuklu altınları. Hepsi tamam, söz verdiğim gibi. Gündoğdu Bey'le anlaştığınız gibi. Sen altınları getirdin. Obamın malları da, sürüleri de senindir. Adamların malları götürecekler. Akşama kadar da kervana malları yükler. Sabah yola çıkarız Allah'ın izniyle. Eyvallah. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun Hayme Hanım. Gündoğdu Bey'imi göremedim. Kimse bir şey bilmez, bilen de bir şey söylemez. Hayırdır? Vazifesi vardır. Ne vazifesidir devlet sırrı gibi? Doğru. Moğol belası, tedbirli davranmak lazımdır. Bendeki de boş tüccar ağzı işte. Altınları tek tek saymadan sakın malları obadan dışarı çıkarmayasın Efrasiyat. Eyvallah. Altınları Artuk Bey'e teslim edesin. O hak sahiplerine dağıtacaktır. Beylerimiz sağ salim obaya döndüler Hayme Hanım. Şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür. Müsaadenizle. Yapmayın! Yapmayın!
onun cezasını vermek de bana düşer. Anlaşıldı mı? De hadi. Gündoğdu Bey, çok yaşa! Yavaş. Allah yardımcımız olsun. El Şafi isminin hürmetine ben elimden geleni yapacağım. Lakin fazla umutlanmayasınız. Derviş az sıcak su hazırlayıversin. Eyvallah. Hadi siz de az çıkın dinlenin. Hadi. Emrinizdeyim. Bizans'a kadar bütün bu topraklar bizim olacak. Efrasiyah.
Demek bu kez siz saldırdınız ha? Belanızı bulacaksınız. Şükür. Bize düşmanı gazaba uğratıp bu kutlu günü gösteren Rabbime. Şükür beyim. Zaferle döndük. Lakin Noyan'ı bulamadık. Siz böyle aslanlar gibi dimdik durdukça onun leşini de getirirsiniz evelallah. Noyan bundan gayrı kolay kolay toparlanamaz. Bu zaferi bize yaşatan beylerimize, alplerimize minnettarız. Allah onlardan razı olsun. Amin. 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 Amin bey. Amin. Yüce Allah şehitlerimizi cennetine kabul etsin. Amin. Amin. Çok şükür bugünleri de gördük. Çok şükür. Çok şükür. Gün doğdu benim çok yaşa. Çok yaşa. Müştekin benim çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Gün doğdu benim çok yaşa. Çok yaşa. Gün doğdu benim çok yaşa. Müştekin benim çok yaşa. Müştekin benim çok yaşa. Gün doğdu benim çok yaşa. Müştekin benim çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Müştekin benim çok yaşa.